Bizim isteğimiz kontrolcü ustalarının insan gibi yaşamak, evet, sigorta, ücret çok düşük, ücretlerin yükseltilmesi, insan gibi yaşamayı istiyoruz. Sabah geliyoruz 7.30-8, akşam 9-10. Bu yaşamak değil. Hocam şimdi 10 yıl önce 2.750 liraya saya dikiyordum, 10 sene önce. Haftalığımız 700-800'ü buluyordu, iyi kötü çalışıyorduk. Evet. Çoluğumuz çocuğumuzu okutabiliyorduk. Şu an benim üniversitede okuyan bir kızım var, hiçbir şekilde yetiştiremiyorum. Hala 3.250 lira, 12 senede 50 kuruş zam atmış. Şimdi kimse geçinemiyor. Burada bulunan bütün arkadaşlarımız... Türkiye genelinde bir eylem. Türkiye genelinde bir eylem. Aynen. Sayacılar Derneği, Türkiye genelindeki sendikamız. Evet. Şu anda greve çağırdı bu sayacılar ustalarını. Biz de o haktan yararlanmak istiyoruz. Hatay'da kaç kişi var? Bilginiz var mı? Yaklaşık evet. 750-800 tane sayacı ustası var. Yarın herkes... Yarın saat 9.30'da burada yine toplanacağız. Evet. Eğer valilikten izin çıkarsa şehir içinde de yürümemiz devam edecek. Yani haklarımızı istiyoruz yani. Tamam. Biz ustalara bugüne kadar köle gibi çalıştık. Bu saatten sonra bir efendi gibi çalıştık. Zaten sigortanın ortalığı yok. Sigortalarımız hiç yok. Zaten yok. İstemi, evet. Yine olmadığını halde ama geçinmemiz de lazım yani. Bizim gibi yılların ustalarını çöpe, temizlik şirketlerine bizi mahkum ettiler. Çünkü elimizde para geçmiyor. Birçok sayacı ustası. Ben 5 yaşından beri çalıştım. Yaşım olmuş 49. Ben 2 kere emekli olmam lazım. Ne bir gün sigorta var, hiçbir şey yok. Zaten yapmaya kalksan sen kendini ödettiriyorsun sigorta parasını. Bu yaptığımız eylem, yaptığımız eylem ustaları zor duruma sokmak değil. Sadece kişisel haklarımızı, kişisel savunmamızı yapıyoruz. Fiyatlarımızı 4.5'la, botlar 6 lira, en azından sayal fiyatlarına 4.250-4.5 arası olmasını istiyoruz. Evet. Fiyat bu. Yani botlar İstanbul'da saya fiyatları 10 lira oldu. Gaziantep'te fiyatlar 10 lira oldu. Konya'da aynı şekilde, İzmir'de aynı. Bizim burada halen 3.250 lirayla 3.5 arası saya fiyatları. Peki, böyle bir soytarılık yok yani. Buna kim karar verecek zamlanması? Bunları inşallah ustalar genelde kontrolcü dernek başkanı toplanacak. Bütün ustaları toplayacak. Bir toplantı var mı? Bir karar var. Karar. Gökhan Durgun Beyefendi bu işle Gökhan ilgileniyor şu an. Gökhan Oral. Evet. İnşallah bir netice alabilirsek eylemimiz sona erecek ama alamazsak sonuna kadar devam edeceğiz yani. Bu iş sonuna kadar gidecek.